Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere sunacağımız olay gerçek hayattan alınmış bir kesittir. Hikayemiz gerçeklere aynen uygundur. Masum kişileri ve onların kişilik haklarını korumak amacıyla bazı isimler ve mekanlar değiştirilmiştir. Bu yapımda amacımız toplumumuzu oluşturan değişik katmanlardan gerçek kesitler sunmaktır. İzleyeceğiniz olayların tümü bu ülkede, bizim ülkemizde, bizim insanlarımızın başından geçmiştir. Gerçek kesitlerini sunduğumuz olayların her an etrafımızda oluşması, hatta bizzat bizlerin başına gelmesi her an söz konusudur. Bu olayların gerçek kahramanları halen aramızda bulunmaktadır. Daha mutlu bir yaşam için bu olanlardan doğru sonuçlar çıkartıp toplumsal ilişkilerimizi ve kişisel davranışlarımızı düzenlemek hepimizin görevidir. Şimdi ekranlarınıza yaşanmış bir olayın gerçek kesitini getiriyoruz. Merhaba sevgili Gerçek Kesit izleyicileri. İnanılması güç fakat yaşanmış bir olayın gerçek kesitinde yine sizlerle birlikteyiz. Zeynep mazbut ve dar gelirli bir ailenin tek kızıydı. Baba İshak Bey işçi emeklisi, zamanın çoğunu kahvelerde oyun oynayarak geçirirdi. Ailesiyle ilişkileri kopuktu ve Zeynep'e ilgisizdi. Anne Rabia ise babanın bu tutumuna çok üzülüyor ve kızının bir an önce uygun biriyle evlenmesini istiyordu. İsteği olmuş, Zeynep sevdiği çocuğa baskı yapıp evlenmeye ikna etmişti. Acaba Zeynep baba evinde bulamadığı mutluluğu evliliğinde yakalayabilecek miydi? Bu sorunun cevabını dramamızı izleyerek öğrenelim. Buyur canım. Harun, evleneli 3 ay oldu. Bir iş de bulamadım. Eniştemin kahvehanede bir dükkan, yani bir çay ocağı var biliyorsun. Birisi aranıyor. Orada çalışsan. Ne yani, çaycılık mı yapacağım? İstersen hamallık yap, kahyalık yapayım ha? Çalışmak ayıp değil. Ne olacak çalışsan? Hem artık satacak bilezik falan da kalmadı. Bir tek halamın taktığı yüzük var. Onu da sattırmam bak. Ya ben zorla mı evlendim seninle Allah aşkına? Sen istedin. O zaman bu zorluklara da katlanacaksın. Nereden bileyim böyle olacağını? Hem sen evlenince çok değiştin, huysuzlaştın. Aksi bir insan oldun. Ne yapmamı istiyorsun? Yani kucağıma alıp çocuk gibi seveyim mi seni? Boş şeyler bunlar, geç bunları. Onu demek istemiyorum. Bak oturup da iki kelime bile konuşamıyoruz artık seninle. Ya Allah aşkına kes de canımı sıkma. Kapıya bak. Geç buyur. Hoş geldin anne. Hoş bulduk. Geç otur sen, ben çıkıyorum. Nereye oğlum? Otursaydın. Arkadaşlar bekliyor anne. Peki canım. Geç anne, otur buyur. Ne oldu canım? Bugün canın sıkkın gibi görünüyor. Evet anne. Canım çok sıkkın. Hayrola ne oldu? Baksana hala bir iş bulup giremedi. Ne olur mu canım, evde oturmakla çıksın dışarı bir iş arasın bulsun. Evet, Kemal eniştemin çay ocağı vardı ya, onu bile söyledim. İstemiyor. Evet. Ne varmış kızım, iş değil mi? Benimle dalga geçti. Çay ocağında mı çalıştıracaksın beni dedi. Ha. Galiba biz yanlış yaptık anne. Yanlış, çok yanlış yaptık. Evet kızım haklısın ama nereden bilebilirdik ki? Babamdan kaçayım derken daha kötü birisine düştüm. Evet. Sana bir şey söylemek istiyorum anne. Söyle. Galiba ben... Yoksa hamile misin? Hamileyim anne. Ay, ne kadar güzel. Ne kadar güzel, sevindim çok. Ben de sevindim anne. İyi de kızım, bu durumunuz ne olacak? Böyle işsiz, güçsüz bu bebeğe nasıl bakarsınız? Haklısın anne, haklısın. Bir iş bulmak zorunda. Oğlum, evlendin, barklandın artık. Neyle geçinmeyi düşünüyorsun? Bankada biraz birikmiş param var. Onu harcıyoruz. Bir yerde çalışmayacak mısın? Ya sana ne ya? Abicim kızma ya. Seni iyileştirmek için söylemiyorum. Bizim şirkette nakliyat bölümüne tır şoförü lazımmış. Şef söyleyince aklıma sen geldin. Nasıl yani? Yurt dışına mal falan götürüp getiriyorlar. Tam üstüne bastın. Hem bahaneyle bir sürü ülke gezersin. Oğlum sen o ehliyeti bisiklet kullanmak için mi aldın? Bir konuş o zaman ya. Gidelim beraber. Tamam, yarın konuşurum. Öbür gün de seni götürür şefle tanıştırırım. Tamam. Tamam.
Bil bakalım bugün ne oldu? Ne oldu? Bir arkadaşın çalıştığı iş yerine gittik. Nakliyat işi yapıyorlarmış. Bana da tır şoförlüğü teklif ettiler. Oh, ne kadar güzel bir şey. Hemen sevinme bakalım. Benim ne yapacağım belli olmaz. Hem daha işe falan da başlamadım. Canım Allah'tan ümit kesilmez. Belki olur. Bilmiyorum. Ben şeylerimi yıkayayım. Anlat bakalım neler konuştunuz Zeynep'le? Sorma bey, damat yan gelip yatıyor. Kendisine bir iş bile aramayı düşünmüyor. Yani. Ne olacak şimdi o zaman? Vallahi bilmiyorum. Üstüne üstlük bir de bebek bekliyorlar. Allah Allah! Karınlarında ölme para bulamıyorlar. Bir de bebek yapmaya kalkıyorlar ha. Tövbe Günaydın canım. Günaydın dedim. Eyvah günaydın. Ne oldu? Niye böyle davranıyorsun? Bir şeyden anlatsana bana. Ya kes Allah aşkına, sabah sabah senin dırdırını mı dinleyeceğim ben? Evlene kadar böyle değildi ama. Her şey çok güzeldi. Evlendikten sonra değiştin. Ya anlasana artık, seni sevmiyorum. Sevmiyorum. Anlamadım. Neden sevmiyorsun? Şimdiye kadar böyle demiyordun ama değil mi? Ya anladım. Evlilik bana göre değilmiş. Sıkıldım tamam mı? Bunaldım artık. Fazla konuşma. Git. Bir daha da gelme. Kahretsin. Selam. Oo, aleykümselam, hoş geldin. Ay, hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyi, oturuyorum ya. Ne oldu, konuştun mu? Konuştum. Bugün bizi bekliyorlar. Yürü gidelim o zaman. Oğlum, bir çay içtik mi? Ya içersin, dönüşte şu işe halledelim önce, hadi. İyi günler. Semih Bey'le görüşecektik. Kim aradı? Ambardan İlyas dersiniz. Ambarda İlyas Bey gelmek istiyor. Tamam. Sizi bekliyorum. Teşekkürler. İyi günler Semih Bey. İyi günler İlyas, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tanıştırayım, Harun Semih Bey. Memnun oldum. Buyurun, oturun. Daha önceden size bahsettim arkadaş. Evet. Harun. Çok güzel. Daha önce böyle bir işte çalışmış mıydın? Çalışmadım ama yapabilirim herhalde. Yaparsın. Zaten yapamayacak bir şey yok. Zaten birinci seferinde yardımcı kaptanlar çıkacaksın. Olur olur. Yarın gel bir başta bakalım da sonra şartları konuşuruz. Olmaz mı? Hadi hayırlısı olur. Olsun. Hayırlısı olsun. Hadi kalkın. Dur oturun ben çay içerim ondan sonra acele etmeyin. Kızım bize 3 tane çay gönderir misin? Buyur geç anne. Kızım. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne var, ne oldu? Sesin çok kötüydü telefonda. Geç otur, anlatayım anne. Harun'la sorunlarımız var anne. Gün geçtikçe de artıyor. Ayrılmaya karar verdim. Kızım sen kocanı seviyorsun. Nasıl böyle bir karar veriyorsun? Evet ben kocamı seviyorum ama o beni sevmiyor anne. Bunu da nereden çıkartıyorsun? O da seni seviyor. Hayır anne, kendisi söyledi bunu. Canım onu bir kızgınlık anında söylemiştir. Her şeyi böyle büyütme. Yok kızgınlık anında falan değil. Her zaman söylüyor bu lafı. Peki hamile olduğunu söyledin mi ona? Hayır söylemedim. Söylemek de istemiyorum. Olur mu? Belki bilirse hamile olduğunu sana olan davranışı değişir. Evliliğiniz kurtulur. Yok. Bunu daha önce de konuşmuştuk. Eğer hamile kalırsan çocuğu aldırırız demişti. Çocuğumu aldırmak istemiyorum. Onu kaybetmek istemiyorum anne. Ve ayrılacağım. Peki ama kızım ne yaparsın ayrıldığın zaman? Çocuğuna nasıl bakarsın? Kendine nasıl bakarsın? Ne yer, ne içersin? Biliyorsun baban ayrılacağını duyarsa seni kesinlikle eve istemez. Evet anne.
Neyse, bunu daha sonra konuşuruz. Zaten bu zamandan sonra da baba evine dönmek istemiyorum anne. Allah kızım, ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok üzgünüm. Evet, haklısın. Dur bir kapıya bakayım. Hoş geldin anne. Hoş buldum. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Ben de iyiyim. Baban nasıl? O da iyi, selamı var. Aleyküm selam. Biz de uğraşıyoruz işte. Çalışıyorsun. Yeni bir işe ne başlayacağım. Ne zaman geldin? Ben bayağı oldu geldim. Sohbet ettik. İyi yapmışsın. Zaten kalkacaktım da şimdi. Anne. Otur biraz da. Oturmayayım oğlum. Çarşıya alışverişe gideceğim. Sen bilirsin anne. Peki canım. Hadi size iyi günler. Buyur anne. Sağ ol. Hoşçakal. Yine güle. Babama de çok selam. Hadi. Babama çok çok selam söyle. Yine öyle beklerim. Aleyküm selam. Sağ ol anne. Güle güle. Ne oldu iş görüşmesi? Buldum. Kısa zamanda olsa senden kurtuluyorum. Bulgaristan'a bir sefer çıktı. Gidiyorum. Kısa zaman falan değil. Artık kararımı verdim. Senden boşanıyorum. Yapma ya. Evet. Nasıl karar verdin buna? Verdim işte. Eşyalarımı alır giderim sen yok. Hiç zahmet etme. Ben başka ev tutar taşınırım. Eşyalar da evde senin olsun, tamam, tamam mı? Tamam. Zeynep karnındaki bebeğiyle ortada kalmıştı. Harun'un ona karşı katı ve ilgisiz tavırları karşısında eli kolu bağlanan Zeynep'in kendine olan saygısını kaybetmesi bir yana, kendi evinde bir zamanlar deli gibi sevdiği adam tarafından istenmemek onu iyice yıkmıştı. Ailesinin ona yardım edecek durumu yoktu. Zaten baba İshak Bey kızını evine kabul etmeye niyetli değildi. Zeynep için kabus dolu günler başlıyordu. Harun'dan ayrılalı aylar olmuş fakat Zeynep hala geçinmek için bir iş bulamamıştı. Doğum yaklaşmış. Biraz da olsun yardım etmeye çalışan anne Rabia da artık yardım edemez olmuştu. İshak, ne olacak bu bizim kızın hali böyle? Ne varmış kızın halinde ya? Canım daha ne olsun, bir yudum ekmekleri yok, üstüne üstlük bir de hamile. Bana mı sordu kocasından ayrılırken, ayrılmasaydı? Canım ayrılan tek bizim kızımız değil ki İshak, niye böyle konuşuyorsun? Doğru söylüyorsun, ayrılan bir tek bizim kızımız değil. Onun için de baksın başının çaresine. Bu kadar acımasız olma bey. Biz bunun elinden tutmak zorundayız, onun annesi babasıyız biz. Ya o kızın ismi bu evde geçmeyecek demedim ben sana. Yine dönüp dolaşıyorsun, yine onun ismini bu evde geçiriyorsun. Duymayacağım ağzından bir daha, tamam mı? Tamam. Hem şu suyu değiştir, biraz ılık yap. Çok soğuk. Merhaba, kusura bakmayın rahatsız ettim. Ben alt komşunuzum da, daha yeni taşındım. Şey diyecektim, fazla ekmeğiniz var mı acaba? Misafirlerim var da. Bir sorun mu var? Yok, hayır. Ekmeğim yok. Kendime kadar var. Tamam, ol. Teşekkür ederim. İyi günler. Kendime yiyecek bir dilim ekmek yok ki sana vereyim. Hadi anne. Hadi cevap ver. Ah!
Buyurun. Bana yardım eder misiniz? Hastaneye gitmem gerekiyor. Ne olur. Bir saniye montumu alayım. Buyurun. Sen nereden geliyorsun bu saatte? Bu işte bir bebeğimiz oldu. Hastaneden Zeynep'in yanından geliyor. Bir daha Zeynep'in ismi bu evde geçmeyecek demedin mi? Hem sen kimden izin aldın da gittin onun yanına? Bey, bunun için izin mi almam lazım? Alacaksın tabii. Bir daha onunla ben seninle görüşmeyeceksin demedin mi? Bana bak, eğer bir daha onu görmeye git, Allah'ım kitabıma seni kırarım bir taraftan, tamam mı? O gece Zeynep komşusunun yardımıyla hastaneye gider ve doğum yapar. Bir kız çocuğu olmuştur. Komşusu Erhan annesini aramış ve durumu anlatmıştır. Fakat İshak Bey bu durumdan hoşlanmamış ve karısının kızıyla görüşmesini yasaklamıştır. Diğer tarafta ise aradan 1-2 ay geçmiş ve Erhan ile Zeynep arasında güzel bir ilişki başlamıştı. Zeynep Erhan'a başından geçen her şeyi anlatmıştı. Bakalım Erhan'ın Zeynep'in hayatına nasıl bir etkisi olacaktır. Benim, tatlım benim, güzel kızım, canım, annesi, canım, dur hayatım sen, dur güzelim sen, bir tane, ne yapıyorsun sen, ay, canım, ah, tatlım benim. Merhaba canım, hoş geldin. Merhaba hayatım, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, ya sen? İyidir, ne yapıyor bizim cimcime? Ne yapsın işte? Ay şuna bak ya, ay, ay, ay. Gel bakalım buraya, gel. Bunu tutmasını öğreneceğim yakında, ne zaman? Ay şuna bak. Uğraşırım işte bunun bezleriyle, oynaşmayla. Bu kadar yorma kendini. Yok canım, yormuyorum. O kadar hoşuma gidiyor ki. Şöyle, ne kadar tatlı bir insansın sen ya. Senin iyiliğin o. Ne yapıyor, annen uğruyor mu? Yok canım, babam korkusundan. Ne arıyor ne de soruyor. Ay canım. Bu benim parmağım yuttu be. Hey, ver şunu. Emiyor. Karnı acıkmıştı. Zeynep'i çok merak ediyorum bey. Doğumunun üzerinden yıllar geçti. Ben hala çocuğumu göremedim. Bu gidişle de ölüp gideceğim görmeden herhalde. Ya seninle bu konuyu kaç sefer konuştuk. Zeynep'i unut. Artık bizim Zeynep diye bir kızımız yok. Olur mu bey? O benim kızım. İçim yanıyor. Nasıl böyle zalimce düşünüyorsun? Ben o çocuğu babamın evinden getirmedim ki. Babanın evinden getirmedin ama daha böyle konuşmaya devam edersen babanın evini boyayacaksın. Bunu kafandan çıkarma, tamam mı? Torunumun adını bile bilmiyor. Ya sen susacak mısın, susmayacak mısın? Tamam bey, tamam. Getir benim şu paltoyu, ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Gidiyorum, dolaşacağım. Pozlu moralim ile yapıyorlar. Çok geç olmuş, benim şirkete gitmem lazım. Tamam, alacağım. Ben ilgileniyorum. Hadi ben gidiyorum. Tamam, ben gelmiyorum. Tamam. Ah anneciğim, tatlım. Canım, mis kokulu kızım benim, hayatım benim. Allah'ım, sen kızımla bana iyi talihler ver yarabbim. Tamam anneciğim, al yavrum. Al anneciğim. Peki, karnın acıktı senin. Annem! Yok kızım, ağlamak yok artık bize. Ağlamak yok artık anneciğim. Tamam anne. Canım benim. Hayatım. Allah'ım. Kızımın talihini benim gibi yapma, ne olur.
anne sen misin? Nasılsın? İyi, çok sevindim. Kızım, baksana. Baban gelmiş, sizin oradaki bakkala tembihlemiş. Bizim hanımı görürsem bana haber ver demiş. Onun için diyorum ki halanların karşısındaki çay bahçede bu akşam 5'te buluşalım. Tamam. Yalnız torunumu da getir. Çok özledim onu. Tamam. Hı? Hadi görüşürüz. Oldu, tamam. Öpüyorum. Aa, anne. Merhaba anneciğim. Sağ ol, iyiyim. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Anne nerede? Torunumu getirmemişsin. Akşam ateşlendi anne. Kıyamadım. Evde bıraktım. Komşuya yani. Peki, bir dahaki seferde görürüm. Gel şurada bir kafe var. Oraya oturalım. Anne geç kalırız. Şurada biraz oturup konuşsak. Peki, olur. Tamam, hadi gel bakalım. Bir bilsen anne, o kadar tatlı bir çocuk oldu ki. Geç otur. Burada biraz konuşalım. Tamam. Neler yapıyorsunuz? Babam nasıl? Halam, eniştemler iyiler değil mi? Hiç arayıp sormuyorsunuz beni anne. Kızım, seni merak etmiyor muyum sanıyorsun? Gecelerce uyumuyorum ama biliyorsun baban nefes almama bile neredeyse karışacak. Evet anne, neyse bırakın şunları. Ben sana bir şeyden, yani birisinden bahsetmek istiyorum. Ha? Hani hastaneye gelen birisi vardı ya. Ha, şu senin altı komşun. Şey, onunla galiba bir şeyler başladı. Hemen kendini kaptı ama bak biliyorsun, görüyorsun ne hale düşüyoruz. Yok anne, çok iyi bir insan. Erhan'ı böyle tanıma. Hem biliyor musun, onunla evlenirsek kızıma belki baba bile olabilir. Allah umarım kızım, inşallah olur. İnşallah anne. İnşallah. Anne kalksak diyorum, aklım yerde da kaldı da. Peki. Tamam hadi kalkalım, daha sonra sen yeniden buluşuruz, tamam mı? Hadi. Senin? Nereden böyle? Annemden. Annenden mi? Evet, annemle buluştuk. Nasıl oldu bu iş? Bugün otururken telefon etti. Dışarıda buluştuk, bir yerde oturduk, muhabbet ettik. Neler konuştunuz? Hiç, havadan sudan, babamdan konuştuk. İyi, sevindim ya. Hadi gelsin, yukarıda konuşalım. Tamam, gelin. Hadi. Hadi. Harun işsiz güçsüz birisiydi. Bir arkadaşının yardımıyla bir şoförlük işi buldu. Sonra gitti uzaklara ama karısını da bıraktık. Zaten pek karısıyla da ilgilenmiyordu. Zeynep'le kocası severek evlenmişti. Fakat evlendikten sonra kocası çok değişmişti. Zeynep'le sürekli kavga ediyorlardı. Kocasının bir iş bulması Zeynep'i çok mutlu etmişti. Fakat bu iş evliliklerinin sonu oldu. Aradan 5 yıl geçmiştir. Zeynep ve Erhan'ın ilişkileri devam etmektedir. Zeynep bu ilişkinin evlilikle sonuçlanacağını düşünüyordu. Diğer tarafta ise Rabia, İshak Bey'i kızını tekrar görme konusunda ikna edemiyor ve bu yüzden de kızıyla gizli gizli buluşuyordu. Baksana, seninki bir herifle takılıyor. Kim, Zeynep'ten mi bahsediyorsun? Zeynep'ten bahsediyorum. Ya bana ne, takılır takılır arkadaş. Kaç senedir görmüyorum ben kadını. Ya iyi güzel de o senin namusun kardeşim, niye öyle söylüyorsun? Ya ben ayrılalı kaç sene olmuş, sizin ettiğiniz mevzuya bak. Ayrıldım diye başından mı soracaksın be abicim? Ya Allah aşkına, 40 yılda bir geliyorum şuraya, kesin bunları ya. Peki çocuğunu nasıl görüyorsun sen? Ya çocuk benim değil arkadaş, o adamın çocuğu. Nasıl senin değil? Çocuk senin çocuğun. Ya nereden çıkarıyorsunuz bunu? Abicim sen ayrıldıktan birkaç ay sonra Zeynep doğum yaptı. Birkaç ay sonra mı? Nasıl fark etmedin ki? Birkaç ay sonra? Benden sakladı o zaman. Hayda, işe bak şimdi. Lan kurt soktunuz içime be. Sana söylüyoruz. Kızım sabah sabah başımı döndürdün, otur artık şuraya. Bırak kızı ya, ne güzel oynuyordu işte. Bozacının şahidi şuracı. Baba sen ne alt katta gidiyorsun, neden buraya gelmiyorsun? Orası da bizim evimiz kızım. Babalar hep çocukların yanında kalır. Kızım koş bana mutfaktan el bezi getir. Hadi kızım.
Neyse, ben gidiyorum Güzel. Tamam hayatım. Ah. Bella, canım öpücük ver bakayım hanım. Hadi güle güle. Görüşürüz. Görüşürüz canım. Hadi sen öyle dur. Buyurun, kimi aramıştınız? Erhan aramıştı, onun evde yok sanırım. Yok, bu saatte evde olmaz, akşam üzere gelir. Ben bir not yazsam, yazır mısınız? Tabii, tabii, buyurun. Sana bir şey soracağım. Yalnız bana doğruyu söyleyeceksin, tamam mı? Zeynep'in kızı benim çocuğum mu değil mi onu söyle bana. Bilmiyorum oğlum. Ne demek bilmiyorum ya? Bana bak, yalan söyleme. Vallahi bilmiyorum oğlum. Allah cezanızı versin be. Erhan Zeynep'ten nişanlı olduğunu saklamıştı. Genç kadın bunu öğrendiğinde bütün dünyası yıkıldı. Çünkü Erhan'a çok güveniyordu ve ondan böyle bir şey beklemiyordu. Yaşadığı bu düş kırıklığı Zeynep'in hayatında bakalım neleri değiştirecekti. Hoş bulduk. Anlat bakalım. Bugün nasıl geçti? Gel bakalım güzelim buraya, gel. Oo, nasılsın? Yok canım, başım ağrıyor sadece, bir şey yok. Bu bir baş ağrısı değil. Bana anlatmadığın bir şey var senin. Yok, sana arayayım. Ha. Nişanını aradım. Telefon edecekmişsin. Bak. Açıklayabilirim. Yok, hayır, bir şey söylemene gerek yok. Seni gerçekten çok sevmiştim. Gerçekten. Ama böyle bitmemeli. Bak, konuşalım. Birbirimize olan saygımızı yitirmeyelim. Lütfen git artık. Çay daha içer misin? Ha, yok, içmeyeceğim ben. Harun, neden bu kadar suskunsun sen bugün? Kayınvalideye gittim. Çocuk meselesini konuşmak için. Ne oldu? Ne olacak? Kadın benimle konuşmadı bile. Ne yapmayı düşünüyorsun peki? Vallahi bilmiyorum. Sefere de çıkacağım. Hayırdır, nereye bu sefer? Herhalde Almanya. Gerçi Almanya, İngiltere hiç fark etmez ama. Gitmeden önce çocuk işini halletmem lazım. Oğlum, çocuk senin. Bu zaten belli bir şey. Eğer zaten öyleyse var ya, Zeynep'in vay haline ben. Hayatını kaydırırım şerefsiz. Hoş geldin bey. Hoş bulduk. Bugün Harun geldi. Ne yapmaya gelmiş? Zeynep'in çocuğu benden mi diye soruyor. Hala çocuğun kendi çocuğu olduğunu bilmiyor mu? Demek şüpheleniyor ki, bilmiyor ki, bizden soruyor. Sonra ne oldu? Ben de hiçbir şey bilmediğimi söyledim. Hiçbir şey bilmiyorum dedim. Kız da gitti. İyi demiş. Ne yemeği vardı? Kuru fasulye pilav yaptı. Vallahi karnında öyle bir canmış ki. Hadi git. Ben hazırlayayım. Çabuk ol ama, çok acıktım. Pardon, gazetedeki ilan için aramıştım. Ne özellikle arıyorsunuz?
Peki ne zaman gelebilirim görüşmek için? Tamam. 3 gibi uğrayabilir miyim? Teşekkürler, sağ olun. İyi günler. Merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Bayağıdır görüşmüyoruz. Vallahi. Çok özledim. Ben de çok özledim. Çıkar paltonu, geç, geç. Merhaba canım. Aman da aman, kızımız kocaman olmuş. Sorma, sorma ablacığım. Nasılsın, iyi misin canım? Öyle çekeyim gel duruyor ama biliyorsun ne zamandır seni görmüyor. Haklısın kızım. Sen de biliyorsun, babandan çekindik bunca yıldır. Ama sizden haber aldım. Harun'la olan bütün ilişkilerinizi biliyorum. Çok üzüldüm ama kısmet böyleymiş. Evet. Elimizden bir şey gelmiyor. Eniştem nasıl? Arzu nasıl? İyiler mi? Hepsi iyiler. Biz de Arzu'yu nişanladık. Aa çok iyi. Hayırlısı olsun. Anahtar ağlayan dursun. Yakında evlendireceğiz inşallah. İnşallah, inşallah. Annem iyi mi? Bildiğin gibi işte. Hı hı, çok iyi. Bir dakika, telefon. Alo. Efendim, buyurun benim. Arzu sen misin? Tanımaz olur muyum hiç canım? Nasılsın? Tamam. Bak, bekliyorum. Daha çıkmadı annem burada. Tamam, hadi görüşürüz. Öpüyorum, sağ ol. Tamam canım, tamam. Tamam. Arzu. İyi insan lafın üzerine ararmış. İyidir benim kızım. Selam söyledi sana da. Aleyküm selam, sağ olsun. Daha neler yapıyorsun Yelda'cığım? Okula gidiyor musun? Kaç yaşındasın? Merhaba. Merhaba. Yelda'yı bırakacaktı. Bir iş görüşmem vardı. Bırakabilir miyim? Tabii bırakabilirsin kızım. Hadi gel kızım içeri. Evet. Sakın Mihriban teyzeni üzme, tamam mı? Yaramazlık yok, da yok. Yapmak yok. Oldu mu? Hadi yapmaz, görüşürüz. Yapmaz, teşekkür yapmaz, ederim. Yapmaz. Çok hadi sağ ol. Güle güle. Sen de sağ ol. Karnın aç mısın? Kızım hadi geç içeri. Kardeşleri de içeride. Anne gelince olacaksın, tamam mı? Ben sekreterlik için gelmiştim. Hatırladınız mı? Telefon etmiştim. Evet, evet hatırladım. Buyurun oturun efendim. Adınız nedir? Adım Zeynep. Ben de Fuat. Zeynep Hanım, işimiz sekreterlik işi biliyorsunuz. Dışarıdaki masa sekreterlik masası. Büromuz burası zaten. Yapacağınız iş kolay. Telefonlara bakacaksınız. Çay ikramı misafire vesaire. Bunun gibi işler yani. Hı hı. Yapacağınız iş kolay. Peki, çalışma saatleri nasıl? Çalışma saatleri sabah 9'da gelirsiniz, akşam 6'da paydos. Tabii ekstradan mesai yaparsınız, uzar işiniz. Bilmiyorum yani siz müsait misiniz bunun için? Bir kızım var ama tabii o zaman kalabilirim. Peki yarın başlayabilir miyim? Yarın tabii başlayabilirsiniz. Olur, sabah 9'da gelirsiniz. Teşekkür ederim. İyi günler.
Gel buyur, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş. Yok, girmeyeyim. Gel daha. Annen geldi, gel kızım. Yaramazlık yaptı mı? Yok yok, hiç yapmadım. Oynadı öbürleriyle beraber. Gel, yaramazlık yapmadı değil mi kızım? Şey Mihrimen ablacığım, ya bugünkü işim tamam. Yarın sabah getirsem olur değil mi kızı? Tabii kızım. Şey, ücret işini daha sonra konuşsak? Tabii tabii, onu hallederiz. Tamam, teşekkür ederim. Hadi gel, öpeyim hadi seni. Hadi bakayım. Hadi güle güle. Hadi kızım, hadi Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle. Sen kapat kapıyı, kapat hadi. Harun bir çocuğu olduğunu öğrendikten sonra birkaç kez Zeynep'e uğrar ama hiçbirinde genç kadını bulamaz. Ve hemen yurt dışına çıkması gerekmektedir. Harun iş için gittiği yurt dışından ancak birkaç sene sonra dönebilmiştir. Bu arada Zeynep çalışmaktadır ve kızı Yelda kocaman bir kız olmuştur. Zeynep'in maddi durumu artık iyidir. Çalıştığı iş yerine gidip gelen Oğuz adında biri Zeynep'e ilgi duymaktadır. Bakalım bu ilgi genç kadına neler getirecek? Ne haber Zeynep? Ne olsun, çalışıyoruz işte. Senden ne haber? İyilik valla, ben de marangozdaydım. Yerinde yokmuş. Beklemek istemedim orada. Senin yanına geleyim dedim. Başlamayın Oğuz. Fuat Bey'in bile dikkatini çekmiş. Eskiden bu kadar çok sık uğramıyormuşsun. Ben konuştum o konuyu Fuat Bey'le. Anlayışlı karşıladı. Ne de olsa ikimiz de bekar insanız. Korkuyorum valla. İşimden olacağım. İşinden falan olmazsın. Hem olsan ne olur? Ben sana maddi olarak yardım ederim. Sen de evinin kadını olursun. Zaten çalışmaya alıştım. Kızım da okula başladı. Boş ver onu bunu. Sen bu akşam benimle yemeğe çıkar mısın? Olmaz. Kızım 6'da okuldan çıkıyor. Korkar. Hani bir kadın vardı diyordun, ona bırakırsın. Olur mu acaba? Olur tabii. Bir bakayım. Alo. Mihrimen abla benim, Zeynep. Nasılsın? Teşekkür ederim canım. Senden bir şey rica edecektim de. Bu akşam toplantımız var. Biraz da geç kalacağım. Onu haber verecektim. Yelda'ya bakar mısın? Ne olur. Teşekkür ederim. Çok sağ ol. O zaman Yelda'ya telefon ediyorum, sana gelsin. Öpüyorum. Çok sağ ol. Teşekkürler. Ne oldu? Tamam. Oldu bir iş. Peki o zaman. Ben seni akşama alıyorum. Tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi. Alo. Alo. Yelda kızım, ne yapıyorsun? İyiyim anneciğim, ben de yeni gelmiştim. Yelda'cığım, bu gece ben geç geleceğim. Ha? Tamam. Bak, Mihriban teyzesine telefon ettim, onunla konuştum. Oraya gideceksin, tamam mı? Tamam kızım. Hadi öptüm, iyi bak kendine canım. Oldu, hadi görüşürüz. Oo İshak Bey. Oo merhaba Harun. Ne o? Kızını her akşam başkaları bırakıyormuş eve. Sen ne demek istiyorsun be? Ne demek isteyeceğim var be? Bu tür şeylere senin katkın ne oluyor he? Pezemeklik yapıyormuşsun. Bana bak, sen ne demek istiyorsun bana açıksana, söylesene onu. Ben söyleyeceğim de söyleyeceğimi de ama çocuğumu sana bırakmam, bunu bil. Onu gelip alacağım. Oğlum defol git şuradan. Akşam akşam benim başımdan açıkma. Görüşeceğiz seninle. Yürü git hadi. Görüşeceğiz. O çocuğu bırakmam size. Canım biraz değişiklik oldu. Ben sana söylüyorum yemeğe çıkalım diye. İyi ama biliyorsun Yelda sorunu var. Okuldan erken çıkıyor. Peki bu işe bir çözüm yolu bulalım. Nasıl bir çözüm? Evlenelim. Hadi. Sen evlenme teklif ettin bana. Evet evlenelim. Birbirimizi seviyoruz. Bir problemimiz de yok. Mutlu oluruz. Ne söylesem. Saat kaç sahip? 10:30. Yelda gelmiştir, hadi kalk. Biraz daha otur sen. Geç kalırız, hadi. Onu alacağız daha. Pek güzelim, hadi. Sen bilirsin. Gelirken Harun'u gördüm.
abuk subuk şeyler konuştu, canımı sıktı benim ya. Ne konuştu, ne diyor? Kızın eve geç geliyormuş. Her akşam eve değişik değişik adamlar getirip bırakıyorlarmış. Tövbe yarabbim. Yalandır canım. O Harun denen adam zaten doğru dürüst konuşmasını bilmez ki. Ne yalanı lan? Senin kızından her şey beklenir be. Peki benim kızım da senin kızın değil mi bey? Nasıl konuşuyorsun böyle? Kes diyorum bak, zaten canım tepemde, hepten benim moralimi bozma. Kızım Mihriban teyzenin canı sıkılmadı değil mi? Hayır anne, ders yaptım. Sana bir şey soracağım. Oğuz amcanı seviyorsun değil mi? Evet seviyorum, ne oldu? Biz evlenmeye karar verdik de bir de senin fikrini soralım dedik. Hadi ya, sen ciddi misin anne? Nereden çıktı bu? İşte. Ay ne kadar güzel annem benim. Sen mutlu ol yeter benim için. Sağ ol canım, teşekkür ederim. Sağ ol. Gel bakalım. Hadi gel, biz film seyredelim şimdi. Fuat Bey. Peki, hemen geliyorum. Tamam. Gel. Gel Zeynep, otur. Bak Zeynep, Oğuz'la arandaki ilişkiyi az çok biliyorum. Bu ilişki benim hiç de hoşuma gitmiyor. Neden? Yanlış mı yaptık yoksa farkında olmadan? Ya sen yapmadın belki, fakat Oğuz çok yanlış yapıyor. Neden? Birbirimizi seviyoruz, evlenmek de istiyoruz. Bunda yanlış ne var? Bu evlilik laflarını bırak bir kenara. Belki sen bilmiyorsun ama ben biliyorum, Oğuz zaten evli. Alo Zeynep, ben Oğuz. Ne istiyorsun? Fuat seninle konuşmuş ama beni de dinlemen gerek. Bu kadar önyargılı olamazsın. Sen ne söylüyorsun, ne önyargısı? Her şey ortada. Kandırdın beni. Dinle beni lütfen, konuşmalıyız. Beni böyle bırakamazsın. Yeter artık Oğuz, arama beni. Allah kahretsin. Konuşmalıyız Zeynep. Bana bir şans daha ver. Lütfen. Ne şansı? Evlisin artık sen. Ne yapıyorsun? Ne yapmaya geldin buraya? Git. Peşimi bırak artık. İstemiyorum seni. Bu ne ya? Sesiniz ta aşağıya kadar geliyor ya. Bak Oğuz, bir daha bu iş yerinde seninle görüşmeyelim. Sen ne diyorsun Fuat? Üzüntüm en iyi sen biliyorsun. O başka, o başka. Burası iş yeri. Özel meselelerinizi buraya taşımayın. Lütfen şimdi git. Sonra görüşürüz. Zeynep Harun'un onu terk etmesinden sonra çok zor günler yaşamaya başladı. Çocuğuyla ortada kalmıştı. Ailesi de ona yardımcı olmuyordu. Çocuğu biraz büyüdükten sonra bir iş buldu. Bu iş onları bayağı rahatlatmıştı. Harun çocuğu olduğundan habersizdi. Bunu bir arkadaşı aracılığıyla öğrendi. Bu duruma da çok bozuldu gerçi de. Daha sonra kızının peşine düştü. Karısı Zeynep'in başka biriyle olduğunu anlayınca bu duruma çok bozuldu. Harun kızı Yelda'ya almak istemektedir. Bu konuda İshak Bey'i de uyarmıştır. Bu uyarı İshak Bey'i daha da hırçınlaşmasına neden olmuştur. Diğer tarafta ise Oğuz'un evli olduğunu öğrenmek Zeynep için bir yıkım olmuştur. Artık kimselere güveni kalmamıştır. Tam her şeyin yoluna girdiğini düşünürken yaşadıkları onu bir bunalım içine itmiştir. Bakalım Zeynep'in aradığı mutluluğu yakalayabilecek mi? Kızım kapıya bak. Bakıyorum anne. Geldim. Buyurun. Sen Zeynep'in kızı mısın? Evet, siz kimsiniz? Bir yakınınızım. Baban evde mi? Benim babam yok. Annen? Anne bakar mısın?
Ne var? Ne arıyorsun sen burada? Bana bak, bu benim kızımmış, benden sakladın değil mi? Hayır, nereden çıkartıyorsun bunu? Öğrendim, benden ayrılırken hamileymişsin, tamam mı? Onu senden alacağım, mahkemeye vereceğim seni. Git, yoksa polis çağırırım, git şuradan. Şimdi gidiyorum ama kızımı senden alacağım, tamam mı? Tamam, git. Geç kızım. Bak kızım, bu adam bizim dostumuz değil. Onu nerede görürsen kaç, tamam mı? Peki kimdi o adam anne? Neden bana kızım dedi? Boş versin ona. Tamam mı? Onu nerede görürsen kaç. Bir daha görüşme onunla, tamam mı kızım? Tamam anne. Efendim? Bir saniye. Anne seni arıyorlar. Efendim? Zeynep, seninle konuşmak istiyorum. Lütfen telefonu kapama. Yine ne istiyorsunuz? Bak güzelim, bu böyle olmaz. Beni dinlemek zorundasın. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Daha önce sana söylemiştim, evlisin sen. Karına dön, seni istemiyorum artık. Lütfen bir kere olsun dinle. Bana bir şans daha ver. Sana yalvarıyorum. Peki tamam Oğuz, tamam. Evdeyim. Gel. Ne konuşacaksa konuşalım artık, bitsin bu iş. Tamam canım, tamam. Hemen geliyorum. Yerda kızım, sen Mihriban teyzene gider misin? Daha sonra ben sana telefonla ararım, tamam mı? Tamam, ararım. Hadi kızım. Hadi görüşürüz. Tamam canım, hadi. Konuş bakalım, ne konuşacağız? Bak Zeynep, tamam hatalıydım. Sana evli olduğumu söylemem gerekirdi. Ama söyleseydin benimle görüşmezdin ki. Evet doğru, seninle görüşmezdim. Hem ben kimsenin metresi falan olamam. Ya sen nasıl böyle bir şey konuşursun? Sen benim sevdiğim kadınsın. Hem ben bir şeye karar verdim. Neye karar verdin? Karımdan boşanacağım. Niye? Niye boşanacaksın karından? Seninle evlenmek için hayatım. Ben seninle evlenmek istemiyorum. Sen hariç bütün bekar erkeklerle evlenirim, gezerim, tozarım ama sen hariç. Seni tamam seviyorum mı? Zeynep, seninle hadi evlenmek istiyorum. Hayır, seviyorum. Ben evlenmek istemiyorum seninle, tamam mı? İstemiyorum! Git artık! Sus yalvancı! Sevgili Gerçek Kesit izleyicileri, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Toplumumuzda var olan bu tür garip yargılar yüzünden birçok kadınımız içinden çıkılmaz durumlara düşmektedir. Zeynep'in kötü kaderi kızı Yelda'yı da etkilemişti. Küçük kız bu olaydan sonra uzun bir süre konuşmamıştır. Bir başka Gerçek Kesit'te buluşmak üzere, hoşça kalın. Thank you.
Bu ülkede bizim çevremizde yaşanmış ve bazı kahramanları aramızda olan bir gerçek kesit izlediniz.